Birleşik Arap Emirliği, Orta Doğu'da etkisini günden güne arttırarak birçok ülkede huzuru bozmaya devam ediyor. Yemen'de, Libya'da ve Suriye'de binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan Birleşik Arap Emirliği, Fas ülkesi ile Tunus ülkesinde ise umduğunu bulamadı. Geçtiğimiz günlerde, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği'ne bağlı medya kuruluşları, yaptıkları yayınlarda Tunus'un Meclis Başkanı Gan Nuşi'nin, devrimin ardından büyük servet devşirdiği yönünde iddiaları, sürekli gündemde tutmaya özen göstererek, Tunus'ta huzursuzluğa yol açmasına neden oldu. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Saied, karşı devrim destekçilerine sert eleştirilerde bulunarak, birileri peşlerini bırakmayan saçma hayallerini gerçekleştirmek ve durumları yeniden düzenlemek için yoğun uğraş içine girdi ifadesini kullandı. Kays Saied, ülkede kaos içinde yaşamaktan hoşlanan bir kesimin olduğuna işaret ederek, ancak burada kurumları ve kanunları olan bir devlet var ve bu nokta tartışma alanı ya da sabah akşam anlaşmaların yapılacağı bir pazar değildir ifadelerini kullandı. Özgür Anayasa Partisi sahip olduğu 6 milletvekiliyle, Parlamento Başkanı Raşid El Ganluşi hakkında gen soru teklifinde bulunmuş, reddedilmesinin ardından, bir hafta boyunca parlamento çatısı altında eylem yapılmıştı. Daha sonra, 3 Haziran'da, Ganluşi ile özellikle Libya ve bölgesel siyaset konularındaki duruşlarına dair, bir diyalog oturumu yapılması şeklinde talepleri kabul edilmişti.